Haberin merkezine, Şov Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Tam üyelik hedefinden vazgeçmedik dedi. Avrupa Birliği'ne bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a da mesajı vardı. Tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Yeni yılda Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin üyelik hedefini yineledi. Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobiye karşı uyardı. Türkiye'de herhangi bir kiliseye karşı bomba atma, herhangi bir eylem girişimi söz konusu olmuş mudur? Olamaz. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Avrupa'nın birçok yerlerinde Müslümanların ibadethanelerine yapılan bombalama yaklaşımları vesaire, bunları neyle izah edeceğiz? AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ankara ile Atina 25 Ocak'ta istikşafi görüşmeler için bir kez daha masaya oturmaya hazırlanırken Erdoğan'ın Yunanistan'a da mesajı vardı. Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı herhalde artık anlaşılmıştır. Haftanın ikinci gününde Erdoğan'ın mesaisi yoğundu. O program öncesinde ise geleneksel sporlar tesisinin açılışını yaptı. O programdan bu fotoğraf kareleri yansıdı objektiflere. Siz bizim babamızsınız. Lütfen amatör liglerin oynanması lazım. 16 sene amatör futbol oynadım. Evet. Bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı yoksa bunun önünü açarız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir tartışmaların odağına yerleşen sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aynı şekilde karşılık geldi. CHP lideri de sözlerinin arkasında durunca polemikte tansiyon daha da yükseldi. Bunların derdi milletledir. Milli iradeyledir. Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz. Milletin iradesine her zaman, her ortamda saygı duydum. Haşa. Ama milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım. Erdoğan aynı ifadeyi kullanarak karşılık verdi. Kılıçdaroğlu tartışmayı yeni açıklamalarla sürdürdü. Liderlerin yargıya taşınan polemiği daha da alevlendi. Türkiye bu ülkede kimin cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Yemini edeceksin. O yemine sadık kaldığın sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın. Hiç kimse buna itiraz edemez. Kabine toplantısından sonra kameranın karşısındaydı Cumhurbaşkanı. CHP liderine sert çıkınca karşılık parti meclisi toplantısında geldi. Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Ey Kılıçdaroğlu diyor. Evet buyur ne diyorsun? Sen benimle uğraşacağına ya bu çöpten konteynerden yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. CHP lideri aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı Erdoğan. Fıtrata aykırı sapkınlıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görülmüştür. 1 milyonluk tazminat davası açmış. Önce kendisine yürekten teşekkür ederim. Neden biliyor musunuz? Bütün bu anlattıklarımı hakimin önüne de koyacağım. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış ve söylemeye de devam ediyor. Polemik sosyal medyada da hız kesmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanımıza sözde cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur paylaşımı yaptı. Siyasetin bir başka polemiği de Meral Akşener'le Muharrem İnce arasında. Fitili Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnce lehine çekilmemi istediler sözleri ateşlemişti. Muharrem İnce isim açıklamaya davet etti Meral Akşener'i. İYİ Parti lideri bakın nasıl karşılık verdi.
15 gün kala dediler ki Meral Hanım istifa et, birinci turda alıyoruz. Çekilecekse benim lehime çekilecekti, değil mi? Benim haberim yok bundan. Benim haberim yoksa kim bu kişi? Aradan 2,5 yıl geçti ama tartışması bitmedi. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin kazanması için adaylıktan çekil diye telefonlar aldığını söyleyen Meral Akşener'e o dönem rakibi olan İnce'den yanıt geldi. O zaman içimizde bir hain var. Bu haini açıklasın. Evet. Kim? Beni Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya bir başka yerden yöneticiler aramadı. Sokakta insanlar aradılar. Bana mantıklı bir açıklama olarak gelmiyor. Muhalif seçmenin öyle bir ruh hali oldu ki birinci turda alıyoruz ve bu hanım aday olmaya devam ettiği takdirde de bu birinci turu zora sokuyor. İsim vermedi ama sandığa günler kala aldığını iddia ettiği telefonlarda kendisine çekil baskısı yapıldığını öne sürdü Akşener. Cevabını da anlattı. Ben de kendime böyle bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalıştım. Bana sorsalardı çekilme derdim Sayın Akşener'e. Bahçeli'nin eve dön çağrısına bir kez daha olumsuz karşılık veren Akşener, Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk görüşmesi sonrasındaki ittifak çıkışını da değerlendirdi. Memleket masası çağrısını tekrarladı, Millet İttifakı'nın arkasında durdu. Sayın Erdoğan'a bir teklifim var, memleket masası teklifi. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin davet ettiği bir masada var. Bizim hiçbir zaman hiçbir siyasi partiyle gizli saklı ilişkilerimiz olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu, Sağlık Bakanı tarihi açıkladı. Aşılama Perşembe ya da Cuma günü başlıyor. Geri sayım sürerken aşı kayıtlarının kolay takibi için aşıla mobil uygulaması da devreye girdi. Sayın Bakan, herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor. Aşılamanın başlaması için geri sayım sürerken merakları gideren açıklama kabine toplantısı sonrasında geldi. Aşılamanın başlaması için gözler artık Perşembe ve Cuma gününde. Acil kullanım onayının ardından aşılama önce sağlık çalışanlarından başlayacak. Bir an önce başlasın ki gereken tedbirlerimizi biz de alalım ve ona göre hayatımıza devam edelim. İllet bitsin artık yani. Bütün vatandaş olarak bıktık ya. Bir an evvel başlamasında fayda var. Ya Türkiye'nin aslında aşılama sistemi iyi. Vaka sayıları ve can kayıplarının azalmaya başlamasıyla bir yandan da kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceğindeydi gözler. Aşı gibi tarih vermedi ama salgının seyrine işaret etti Cumhurbaşkanı. Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Son tabloda 180.303 kişiye Covid testi yapıldı. 10.220 kişinin testi pozitif çıktı. İyileşenlerin sayısı yine vakalardan yüksek geldi. 10.301 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Son tabloda yine hastaların sayısı 1003 olarak açıklanırken can kayıpları azalmaya devam etti. 174 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Aşı kayıtlarının kolay takibi için aşila.sağlık.gov.tr internet adresiyle aşıla mobil uygulaması da devreye girdi. Aşıla uygulaması sağlık personelleri için geliştirildi. Aşılama takviminin nasıl uygulanacağından adım adım hangi çalışmaların yapılacağına kadar tüm detaylar da videolarla anlatıldı. Eminim ki sırayla düzenli bir şekilde devam edecek. Zamanı gelince yaptırmayı düşünüyorum ben de. Bir an önce aslında ben de aşı olmak istiyorum. Üniversite hayatım böyle bitsin istemiyorum. Son sınıfım ben de. Aşı sırasının gelip gelmediği e-nabı sisteminden ya da 2023'e aşıla yazıp SMS atarak öğrenilebilecek. Aile hekimlerimiz de bizi bilgilendirecekmiş yani e-nabızdan alacağız ama... Evet, yanındaki resimlerde görüyorsunuz, fotoğraflarda taksi bagajına girmiş olan bir adam. Sizce niye girmiş olabilir taksi bagajına? Tabii ki sokak kısıtlamalarına uymadığı için ve ceza yemek istemediği için. Böylesi ilk kez görüldü. Ceza yememek için bagaja girdi, taksiciyi de planına ikna etti. İddiaya göre arkadaşlarıyla vakit geçiren adam sokak kısıtlamasını unutunca eve dönme telaşına düştü ve çevirdiği taksiye bindi. Ama o taksiye kapıdan değil bagajdan girdi. Ekipler de bagajı açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.
O sürprizle karşılaşan ekipler ilk şoku atlattıktan sonra bagajdaki adamın kimliğini istedi. Cezadan kaçmak için bagaja giren adam bir suç makinesiydi. Çok sayıda sabıka kaydı vardı. Aracına bindiği taksiciyi de yaktı. Fazladan yapılan ödemeye kanan taksici hata ettim dese de cezadan kaçamadı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldu. Ehliyetine de el konuldu. Savunma Sanayi Başkanlığındaki köstebekler nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Ankara Emniyeti ve MİT, Savunma Sanayi Başkanlığında yerli ve milli projeleri yabancı şirketlere satan köstebekleri yakaladı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Helikopterden tanka, insansız hava araçlarından keşif uydusuna, Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünyada adından söz ettirirken onlar hainlik peşindeydi. Savunma Sanayi Başkanlığındaki köstebekler nefes kesen operasyonla yakalandı. Hedefte yerli ve milli projeleri yabancılara satanlar vardı. Tam bir senelik takip sonrası harekete geçildi. Ankara Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonun düğmesine aynı anda bastı. Operasyonun bir ayağı Savunma Sanayi Başkanlığında, diğer ayağı bazı yabancı firmaların temsilcilerindeydi. İddiaya göre proje ve ihale bilgileri kurumda çalışanlar tarafından yabancı firmaların temsilcilerine sızdırıldı. Şimdiye kadar kaç projeyi sızdırdıkları henüz bilinmiyor ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Yakalanan isimlerden biri de Savunma Sanayi Başkanlığında çalışan eski proje müdürüydü. Savunma Sanayi Başkanlığında çalışanlarla çıkar ilişkisinde bulundukları tespit edilen şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve dijital materyal ele geçirildi. Kadınların nasıl bir şiddet sarmalının, hatta ve hatta girdabının içinde bulunduğunu anlamak için çok çarpıcı bir haber var sırada. Koca şiddetinden kaçıp Malatya'dan İstanbul'a gelen bir kadın bu kadın. Sığındığı otelde başka bir erkeğin saldırısına uğradı. İple boğularak öldürüldü. Yukarı köyde çıktıklarında iple boğulmuş bir şekilde ablamızı bu şekilde buluyorlar. Erkek şiddetinden kaçmak için yaşadığı şehri terk etti. Gittiği şehirde başka bir erkeğin kurbanı oldu. Kan donduran bir mesele bu. Otel odasında iple boğulmuş halde bulundu. Bu sabah duyduğumuzda şok oldum. Bir bayan bir odada sabaha karşı ölü olarak bulundu. Perdane Kurt 43 yaşındaydı, Malatya'da yaşıyordu. Şiddet gördüğü eşinden boşandı. Yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Ferdane Kurt 4 çocuk annesiydi 2 hafta önce. Malatya'dan İstanbul'a geldi. Yanında 3 yaşındaki oğlu da vardı. Gidecek yeri olmadığı için Bayrampaşa'daki bu 3 katlı otele yerleşti. Aynı otelde kalan Cemil Yar'la tanıştı, arkadaşı oldu. Yani burada kalan normal müşteri. İddiaya göre gece saat 2 sıralarında Cemil Yar, Ferdane Kurt'un odasının kapısını çaldı. Onunla konuşmak istediğini söyledi, ikna etti. Ferdane Kurt oğlunu odada bıraktı ve Cemil Yar'ın yanına gitti. İkinci kata çıkıyor adamın odasına. İşin aslında ne var da neler yaşandı kimse bunu bilmiyor. Cemil Yar bir süre sonra Ferdane Kurt'un boğazına ip geçirdi, boğdu. Ardından da odanın kapısını kilitleyip otelden çıktı. Resepsiyondan bir çocuk ağlama sesi duyuyorlar. 3 yaşındaki çocuğun ağlama seslerini duyan otel görevlileri birinci kata çıktı. Çocuğun yanında annesi yoktu. Görevliler Ferdane Kurt'u otelde aramaya başladı ve bir süre sonra Cemil Yar'ın odasında cansız halde bulundu. Acımadan boğmuş yani. Burada çocuğunun gözü önünde olan bir durum yok. Olayın ardından Ferdane Kurt'un oğlu devlet korumasına alındı. Polis her yerde ocağını yarıyor. Defalarca uyuşturucu sattı ama tutuklanan zehir taciri yaptığından değil, görüntülenmekten utandı. Adli önünde bekleyen yakınları ise basın mensuplarının üstüne çullandı. Ne çekiyorsun ya? Ne var? Ne çekiyorsun ya? Çek lan! Önce torbacı, sonra yakınları. Sen geri zekalı mısın sen? Geri zekalı mısın? Çekme! Ne yapıyorsun sen? Tamam. Geri var, çekme! Tamam. Haberciler böyle saldırıya uğradı. İlten onu!
sana. Sakin. 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 Daha önce de birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Evine yapılan baskında yine uyuşturucu ele geçirildi. Aydın'da yakalanan zehir taciri tutuklandı. Ama o yaptığından değil, görüntülenmekten utandı. Ne çekiyorsun ya? Ne var? Ne çekiyorsun sen? Çekler! Adli önündeki yakınları da bir anda habercilerin üstüne çullandı. Bağırıp çağırdı. Gerizekalı mısın sen? Gerizekalı mısın? Çekme! Ne yapıyorsun sen? Tamam. Çekme! Tamam. Ne yapıyorsun? Israrla görüntüleri sildirmeye çalıştılar, tehdit ettiler. Basın mensupları saldırganlardan şikayetçi oldu. Tamam. Bursa'da bir çıkmaz sokak günlerdir gündemde. Daha önce doğalgaz borularını kesen, iddiaya göre defalarca kavga çıkaran kadın son olarak komşularının kapısına sopayla dayanmıştı. Aynı adreste yine hareketli bir gece yaşandı. Aktörler de yine aynıydı. Patlatır, benim kendime vermem buraya. Tamam hadi Akgül gidelim. Yok doğalgaz patlatır. Yok elinde sopayla demirle çıkar insanlara saldırır. Artık yeter yani. Kadın gariban diye, ezik diye ortalığı yani kışkırtıyorlar. Annem diye ben yüzüne gidiyor. Bak bugün de televizyonlara çıktı. Mahalleli onlardan, onlar da mahalleliden şikayetçiydi. Bursa'daki geniş çıkmazı yine hareketli bir gece geçirdi. Bu polis ekiplerimiz bize artık buraya abone oldu. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Sabah 5, 6, öğlen 1 hiç fark etmiyor. Bakkala gideceğim, ekmek alacağım, korka çıkıyorum. Gidiyorum, ekmek alacağım. Bu buradan çıkamıyorum yani. Çıktığım an şuradan geliyor zaten direkt. Ben bir bağırmayayım. Bunlar beni burada istemediği için. Soruyu bir dakika bayan bey. Ay bayan hanım. Bir dakika bayan hanım, sinirlendim. Bunlar beni bu mahallede istemedikleri için, tamam mı? Hani beni çıkarttırmak amacıyla hepsi hücum ediyor, bak görüyorsunuz. Daha önce evinin önündeki doğalgaz borularını kesip sokağa havaya uçurmaya kalkmış, iddiaya göre defalarca kavga çıkarmıştı. Son vukuatı kendisini şikayet eden komşularının kapısına dayanmak oldu. Gelmiş demirle eşimin üzerine, benim üzerime. Ben yarın işe gideceğim, düşünüyorum nasıl gideyim. Ben home office çalışan biriyim ve müşterilerle bütün gün konuşuyorum. Camımı kapımı kapamaktan gına geldi. Çünkü arkadan bir küfür sesi gelecek ve ben işimden olacağım. Oğlu annesine dediği kelime şu. Biri bir şey derse al bıçağı vur. Bu ne demek ya? Buradaki polis memurları bize çalışıyor. İp var, dakika başı ip var. İstemiyoruz, biz istemiyoruz bu kadarı burada. Ben nereye gideceğim? Ben sonra cezaya mı atacağım? Bak sen de. Cezaya gideceğim ben. Ben bıktım cezaya. Ceza evlerinde de memuru yaptım. Bak, memur yaptım. Edin mi? Neden? Sürekli suçuna girdiğinden dolayı. İsyan eden mahalleli eski defterleri açtı. Evini satıp giden insanlar da var. Bu adam iki katlı evini satıp gitti. Geçen damadımla kızım geldi, yerin dibine girdim ya. Ağza alınmayacak bir sürü kelimeyi küfürler ediyor. Bizim huzurumuz yok, ne yapalım, evlerimizi mi kapatıp gidelim? Bu mahalleye biraz bu kadına yardımcı olmalarını, tedavisi ise tedavisi veyahut da hastanede yatmasıysa hastaneye yatmasını uygulansın. Sopalı saldırının ardından komşular bir kez daha şikayetçi oldu. Anne oğul gözaltına alındı. Onlar da suçu mahalleliye attı. Tehdit ediyorlar. Ne diyorlar? Seni öldürürüm diyor çocuğa. Hastanemi yırtacaklar. Hapishaneye mi atacaklar? Bu devlet büyükleri buna bir şey yapsın anne. Yabancı uyruklu bir zehir taciri yaklaşık 1 milyon lira değerinde uyuşturucuyu yuttu ama polise yutturamadı. Yakalanacağını anlayan adam havalimanında baygınlık geçirince yakayı ele verdi. Midesinde 1 milyon liralık uyuşturucuyla geldi. Yakalanacağını anlayınca fenalık geçirdi, bayıldı. Kapsüller çıkarılınca da ayıldı. Benim vatandaşı adam Benin'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan burada işte bu noktada kontrol yapılması için polis memuruna evraklarını ve pasaportunu verdi. Polis memuru onun durumundan, hal ve hareketlerinden şüphelendi. Suçlu profil analizi yaptı ve bunu fark eden adam bir anda fenalaştı ve yere yığıldı. Beninli adam havalimanı transit bölgede yere
yığıldı. Polis yanına geldi. Beninli turist ambulans istedi. Polis Beninli adamın uyuşturucu taşıyor olabileceği ihtimalini aklına getirdi. Hemen olay yerine sağlık görevlileri de çağrıldı. Ambulansla hastaneye götürülen adamın röntgeni çekildi ve akıl almaz bir manzarayla karşılaşıldı. İstanbul Havalimanı polisi eşliğinde Beninli adam hastaneye böyle götürüldü. Manzara işte buydu. Röntgeni çekilen adamın midesinde tam 93 adet uyuşturucu kapsülü vardı. Torbacı tam 1 kilo 200 gram uyuşturucu yutmuştu. Piyasa değeri ise 1 milyon liraydı. Uyuşturucu kapsüllerinden biri bile yırtılsa ölebilirdi. Ölme pahasına yaptığı kirli ticaretten alacağıysa sadece 30 bin liraydı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gece gündüz örgü örerek kazandığı 100 euroyu farkında olmadan yere düşürdü. Kamera kayıtlarını izleyince üzüntüsü katlandı. Hızlı hızlı yürürken telefonu cebimden çıkarırken parayı düşürmüşüm. Alıyor duyarsızca parayı cebine koyuyor gidiyor. İlmek ilmek örüp kazandı, tek kuruşuna dahi dokunmak nasip olmadı. Hiç uyumadan sabaha kadar örüyorum. O kadın aldı, indirdi cebine gitti yani. 3 yaşında bir çocuk annesi Yasemin Efe örgü örerek eşine destek oluyordu. 20 gün önce akşamüstü Gazi Osman Paşa'daki postaneden müşterisinin gönderdiği 100 euroyu çekti. Sağ cebime koyuyorum, telefonu da üstüne koyuyorum. Yasemin Hanım o gece gündüz ördüğü örgüleri müşterisine teslim etmek için koli arıyordu. Şu kırtasiyeye sorduktan sonra çıktı ve tam bu noktaya geldiğinde cebinden telefonunu çıkartırken parayı yere düşürdü. Züccaciye'ye giriyorum koli sormak için. Tam bu noktada parayı düşürdüğümü görüyorum kamera kayıtlarında. Yaklaşık 10 dakika sonra yerdeki 100 euroyu eli kolu dolu olan bir kadın fark etti. Ne sağa baktı ne sola baktı. Sanki kendi parasıymış gibi cebine koydu ve yoluna devam etti. Tamam bu benim hatam ama burada bir dükkan var. Tam onun önünde düşüyor para. İyi niyetli olan biri parayı alır dükkana bırakır. Burada aslında insanlığın öldüğünü görüyoruz. El emeği göz nuru o örgülerle geçimini sağlayan Yasemin Efe 100 eurosunu bulan o kadının parasını geri getirmesini istiyor. Belki başkaları için küçük bir para olabilir ama bu parayı ben örgü örerek kazanıyorum. Züccaciye dükkanında numaram var. Paramı bana geri teslim etmesini rica ediyorum. İstanbul Bağcılar'da yaşayan Pınar Doğan iddiaya göre 3 yıldır eşinden boşanmaya çalışıyor. 2 hafta önce evi taşlandı. Sonrasında yaşadıkları ise tek kelimeyle inanılmaz. İşte bir kadının ölmek değil yaşamak istiyorum feryadı. 14 aydır çok sabrettim. Ocak bitmeden, Şubat'a girmeden her an beni ensemde hisset. Her an ölümü ensemde hisset dedi. İş yerinden, evden, nereden çıkıyorsan bir anda karşılaşacağını hisset. Yani 2 haftadan beridir ölüm tehditleri alıyorum. Benle karşılaştığın an Arda'nın, Anıl'ın, senin, benim, hepimizin gittiği anın olduğunu ve Allah biliyor gerçi. O seni yaşatır, ben yaşatırım. Bu tehditleri bana eden boşanmaya çalıştığım kocam benim yaşam hakkımı nasıl bu adam belirler ya? Sokakta rahat yürüyemiyor, evinde huzurla oturamıyor ve dahası... Ama ben gözümü kararttım, yemin ediyorum kararttım. Nereden çıkacak, ne yapacak, ne zaman öldürecek? Bu adam beni her an öldürebilir. 2 hafta önce evi taşlanan Pınar Doğan şimdi de boşanmaya çalıştığı eşinin ölüm tehdidiyle burun buruna. Artık kendimi geçtim. Bu nasıl bir baba? Kendi evlatlarının hayatını bitirecek kadar nasıl gözü kararmış? Pınar Hanım'ın Bağcılar'daki evini taşlayanlar güvenlik kamerasına saniye saniye takılmıştı. Camımı kırdı. Her anımız kabusa döndü ya. Aradan geçen bu süreçte iddiaya göre Pınar Hanım'ın boşanmak istediği eşinin tehditleri devam etti. Ve eşi bir akşam yine aradı. Pınar Hanım da o telefon konuşmasının videosunu çekti. Bu sesimi kaydet ve gereken yerlere ver diyor bu adam. Hiç korkusuzca Ocak ayını
çıkaramayacaksın diyor. Bunu üstüne basa basa söylüyor. Bu haberden sonra yaşayacağım da meçhul. 15 yılda diyor gider yatar çıkarım diyor. Neden eşinizi ölümle tehdit ediyorsunuz? Kendisi beni tahrik ediyor. Bu tehdidin tahriki mi olur ya da bir açıklaması, bir gerekçesi olabilir mi? Mağdur kadını oynuyor. Pınar Hanım polise gidiyor, şikayetçi oluyor. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkıyor. Bugüne kadar 6 kere uzaklaştırma kararı çıktı. Sürekli uzaklaştırmayı ihlal edip duran bir adam var. Adam hala ceza almadı. Sesimi duymalarını istiyorum. Pınar Doğan 3 yıldır eşinden boşanamıyor. Bir anne olarak, bir kadın olarak ben ölmek istemiyorum diye haykırıyor. Maskemi açarak söylemek istiyorum. Biz sizin malınız değiliz, bir eşya değiliz. Benim şu anda tek isteğim hayatta kalabilmek ve ben bu yaşam hakkını ona vermeyeceğim, mücadelemi edeceğim sonuna kadar. Herhalde Türkiye'deki kadının en temel yaman çelişkisi bu. 1934 yılında seçme seçilme hakkını kazanmış Türk kadınının şu anda yaşam hakkını seçememesi. Yani adam telefonda söylüyor açık açık. Diyor ki ben karar veririm diyor. Mağduru oynuyor, hak etti diyor. Hani eskiden Roma'da, Kolosyum'da köleler kölelerle, köleler hayvanlarla dövüştürülüp sonra yere düştüğünde kralın tek bir el hareketiyle yaşasın ya da ölsün kararıyla kaderine terk ediliyordu ya. Kadının durumu öyle. Yani adam yaşasın derse yaşayacak, ölsün derse ölecek. Al buyur bütün delilleri de götür, gereken yerlere teslim et diyor. Artık bu adalete olan güvenden mi, adalete olan güvensizlikten mi, neden kaynaklanıyor? Oturup külahımızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Devam ediyoruz. Adana'da kentsel dönüşüm meseleleri yılan hikayesine dönen apartman sakinlerinin elektrik ve su abonelikleri iptal edildi. Tansiyon tavan yapmıştı ki çözüm çok sürpriz bir isimden geldi. Yemek de yok, banyo da yok, çamaşır da yok. Elektrik şu anda kesik, evet kestiler. Biz boşaltmayacağız demiyoruz, yıkılmasın da demiyoruz. Sadece bize biraz süre veririz. Kentsel dönüşüm süreci yılan hikayesi gibiydi. Bir de üstüne elektrik, su darbesi geldi. Bir elektrik kesilmesi ne demek? İnsanın hayatının tamamen bitmesi demek. Neyse ki devreye bir komiser girdi. Müdür bey diyor ki elektrik açılıyor, tutana ben imza atıyorum. Çok yaşayın, var olun. Adana'daki bu apartman için 5 yıl önce bazı daire sahipleri tarafından kentsel dönüşüm başvurusu yapılmıştı. Anlaşmaya imza atan müteahhit cezaevine girdi. Sonra da belediyeden hiç beklemedikleri bir cevap geldi. Yıkılsın, herkes yeni binada oturmak ister. Gel gör ki belediyeye gidiyoruz. Belediye diyor ki siz burayı yıkarsanız ben size ruhsat veremem. Yıkım kararı çıkan ama ruhsatı alınamayan binanın elektrik ve su aboneliklerinin iptaline karar verildi. Evinde diyaliz makinesi olan hastalarımız var. Covid'li olan apartmanda sayılı komşularımız var. Biz burada nereye gideceğiz bilemedik. 72 yaşındayım. 72 yaşından sonra şu duruma düştük ya. Komiserim elektriği kesler açsınlar o zaman. Beni dinleyin, açtıracağım. Bina sakinleri elektrik saatlerini toplamak için gelen görevlilerin içeri girmesine izin vermedi. Polis çağrıldı. Elektriği açıyoruz. Sonra onu yarın öbürsü günü aktarıyoruz. Perşembe resim sabah. Belgeyle bana gelin. Tamam arkadaşlar. Tamam perşembe sabah. Allah razı olsun. Çok yaşam. Elektrik dağıtım şirketinin müdürüyle görüşen komiser soruna geçici de olsa çözüm sağladı, alkışı aldı. Cihazda ben hastalar var, ben bunu burada deklar ettim. Her şeyin önce sağla bana resim belgeyle geliyorsunuz. Tamam mı kardeşim? Bir şefinizi veriyorum. Arkadaş elektriği açar mısın? Paylaşın. Al kardeşim. Hadi. Polise güvenin. Allah razı olsun. Pandemi önlemleri çerçevesinde İstanbul Kart kullananların HES kodu eşleşmesi yaptırmaları istenmişti. Tanınan sürenin bitmesine 3 gün kala kart dolum merkezleri önündeki kuyruklar işte böyle uzadı gidiyor. İnterneti olmayanlar sırada beklemek zorunda kalıyor. Yarım saattir sıradayım. O yarım saattir oradaydı. Daha fazla bekleyenler de vardı. Eşleyebildik mi? Evet. Pandemi önlemleri çerçevesinde İstanbul Kart'la HES kodunu eşleştirmeyenler 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımaya binemeyecek. Ben internetten eşleştireceğim. 3 gün kaldı. Hemen gidip eşleştiriyorum şu anda. Eşleştirmeyi kendi yapamayanlarsa kart dolum merkezi önünde sıradaydı.
bekliyorum. Hı hı. Alabilirsem. Bak yaşlıyım. Şekerim var, tansiyonum var. Şu anda ayakta duramıyorum. 65 yaş sınırına takılanların işlemlerini ise yakınları yaptı. Babamın İstanbul kartını yenileyeceğim. Onun için geldim. Daha yeni geldim ama bekleyeceğim galiba. Öyle gözüküyor. Ama bu arada HES kodu eşleşmesi yapmış olsa bile İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibariyle toplu taşıma kullanamayacak. Toplu taşıma HES koduyla güvenli hale geliyorsa niye 65 yaş üstü 20 yaş altına yasak? 65 yaşında ev temizliğine giden kadın ne yapacak? 19 yaşında çalışıp ailesine bakmak zorunda olan çocuk ne yapacak? Aynı yaş grubuna AVM'ler neden yasak değil? Küçükleri korumak, büyükleri saymak bu olmasa gerek. Bir de çok tatsız görüntüler getirmek durumunda kalıyoruz. Bizim içimiz acıyor gerçekten böyle yaka paça otobüslerden atılan 65 yaş üstü insanlar. Bu insanları eve bağlamak için gerekli maaşı bağlamak gerekiyor galiba onlara, evde kalabilsinler diye. Damat adayları evlilik hayali kurarken kız tarafı sandıkları koca bir çete onları soyup soğana çevirmenin derdindeydi. Van'da da 3 kişiyi yine aynı yalanla dolandıran şebeke çökertildi. Aç kapıyı polis. Gel, gel, gel. Kimiyle yolda buluşup parasını, kimini kuyumcuya götürüp altınını aldılar. Evlilik vaadiyle 3 kişiyi 120.600 lira dolandırdılar. Evlilik çetesi Van'da iş başındaydı. Mağdurlar yeni bir yuva kurup mutlu olmayı hayal ederken bir anda ortada kaldı. Polis üst üste gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. 12 güvenlik kamerası, 90 saatlik kayıt incelendi. 3 kişiyi de dolandıran aynı şebekeydi. Toplam 120.600 lira değerinde ziynet eşyası ve parayı alıp izlerini kaybettirmişlerdi. Aç kapıyı polis. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli operasyonla yakalandı. 3'ü tutuklanarak cezaevine yollandı. Kadınlar artık susmuyor. Susmadıkları gibi de suçu delillendiriyorlar. Sapık önce saçına dokundu, ardından karşısına geçip utanmadan cinsel tacizde bulundu ama genç kadın delil için o anları kaydetti. Metrodaki o sapığı izleyeceğiz. İlk etapta yanıma oturduk. Cinsel saldırıya zaten geçiyor bu. Yarın başkasına yapacak. Önce genç kadının saçına dokundu, ardından karşısına geçip utanmadan cinsel tacizde bulundu. Utanmıyor musun? Yani niye böyle hareketler yapıyorsun? Hiç kimse tepki göstermiyor. Kadına ne şiddet bitiyor ne de taciz. Son adres Sarıyer oldu. Güzellik uzmanı genç kadın saat 18 sıralarında Bakırköy'deki iş yerinden çıktı, metrobüse bindi ve Zincirli Kuyu'da indi. Oradan aktarma yaptı, metroya binip Sarıyer'deki evine gidecekti. Ancak Hacı Osman durağında başına çok talihsiz bir olay geldi. Kendisini gördüm zaten. Beni görünce iki vagon yanıma geldi. İlk etapta yanıma oturdu, saçıma dokundu. Elini attı böyle, kaç para diye. Ben rahatsız oldum. Genç kadın o sapığın saçını okşamasından oldukça rahatsız oldu. Hemen karşı tarafa geçti. Ancak bu kez o sapık iğrenç bir harekette bulundu. Karşıma geçip cinsel saldırıya zaten geçiyor. Ben de onu videoya aldım. Genç kadın elinde delil olması için o anları kaydetti. Zaten buranın vatandaşı değil. Böyle bir insanın burada ne işi var? Bunu bir kız çocuğuna da yapabilirdi. Bir parkta, bir dışarıda. Genç kadın o cinsel tacizden sonra çığlık attı, bağırdı, yardım istedi. Ancak o metronun içinde kimse onun yardımına koşmadı. Metro kamera kayıtlarını da istedim. Çıkartın dedim, görün dedim. Böyle bir insana nasıl kimse tepki göstermiyor? Biz korkuyorlar. Ha tepki gösterirsek, yardım edersek başımıza bir iş gelir. Metro durdu. Kadın kendini kurtarmak için vagondan dışarı attı. Merdivenlerden yukarı çıktığı esnada o sapık da onu takip etmeye devam etti. Yürüyen merdivenlerden sıkıştırdı beni. Kafaüstü aşağı düşecektim neredeyse. Ben koşarak tabii bağırıyorum, imdat, kimse yok mu diye. Genç kadın metroda onlarca kişinin içinde kabusu yaşadı. İddiasına göre kimse müdahale etmedi. O sapıksa Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olan sapığın çok sayıda suç kaydı çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. O tacizci insanlara gerçekten ağır bir ceza versin ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın.
Çocuk büyütür gibi büyüttüm ben onları. Onlar öldü, canımdan can koptu. Yedikleri ottan zehirlendiklerini düşündü. Üç ineği için böyle söyledi. Evlatlarım gibiydi dedi. Üzüntüsünden bir anda yere yığılıverdi. Onlar benim her şeyimdi. Onlar benim en iyi nimetimdi. Canımdı. Anne! Her şeyim dediği ineklerinin iddiaya göre üçü yediği ottan zehirlendi. Diyorlar ki yani elenden ne alıyorsun ama öyle değil. Onlar candır. Onlar yürektir. Öyle olma, değilen gibi olma. Canından can kopar. Yeter Yüksel Çakır çifti. Trabzon'un Tonya ilçesinde çiftçi. Sağ ayağını kaldır derdim. Sağını kaldırın. Solu kaldır. Çocuk büyütür gibi büyüttüm onları. Çocuğun dediği ineklerine iddiaya göre özel bir işletmeden satın aldıkları samanı yedirdiler. Bir süre sonra o samanı yiyen inekleri ayağa kalkamadı. 5 tane ineğim vardı. 2 tanesi öldü. O samandan dolayı. Üçüncü ineklerini de aynı samanı yedirdikten sonra kaybettiler. Bağım yok, bahçem yok, hiçbir şeyim yok. Hep o ineklerimden getirdim. Onlar gitti, benim her şeyim yıkıldı. Akıttığı gözyaşı dinmedi. Kızının kolunda yere yığıldı. İneklerin kesin ölüm nedeni için o samandan numune alındı. Ay. 4 tane ineğimiz daha orada can çekişiyor. Biz onlara hiçbir şey yapamayız. Yaklaşık 2 ay önce de Emine Başkan 4 büyükbaş hayvanından 3'ünün yediği ottan zehirlendiğini öne sürmüştü. Bunların ottan zehirlendiğini paydarlar bize söyledi. İneklerin kesip imha edileceğini söylediler. Edi yenmeyeceğini. Hiç gitmediği, daha önce görmediği bir şehirde ev sahibi olduğunu öğrendi. Bu işte bir yanlışlık var deyip yola düştü. Tek bir harf hatası yüzünden üzerine kaydedilen evi gerçek sahibine teslim etti. 1999'da teslim aldık. İnanın son 4 gündür uykum gelmiyor. Bir nokta, benimki ılman, bununki ilman. Küçücük bir nokta, tek bir harf hatası büyük bir karışıklığa yol açtı. İki tarafında uykuları kaçtı. Vicdanen rahat değildim. 21 sene oldu bizi o eve alalı. Kooperatiften girdik. Bu eve girdiğimizde de tahsitlerle ödüyorduk. Pazar parası bulamıyorduk. Düğün yapıyoruz bir taraftan. Nevşehir'de yaşayan Mehmet Ilman'a ait ev, harf hatası yüzünden Kuşadası'nda turizm işiyle uğraşan Mehmet İlman'ın üzerine kaydedildi. Turizmci İlman durumu yardım başvurusu için kaymakamlığa gittiğinde öğrendi. Oradaki görevli arkadaş bana dedi ki sana yardım çıkmaz. Niye dedim? Senin adına ev var. Bir anda ev sahibi olduğunu öğrenen adam neye uğradığını şaşırdı. Benim evim yok. Var dedi. Nereden? Nevşehir'de. Ben de hayatımda Nevşehir'i bilmem. Yanlışlığı düzeltmek için yollara düştü, günlerce uğraştı. Var ama nereden geldi? Kimindir? Onun için bir haftada onun araştırmasını yapıyorum. Senin 1999'da aldığın oturdu. Mehmet Ilman olan soyadın, evet. Mehmet İlman adına İ harfinden dolayı bu adına geçiyor. Gerçek Nevşehir'deki tapu dairesinde ortaya çıktı. Harf hatası düzeltildi. Evin tapusu gerçek sahibine teslim edildi. Sağ olsun arkadaşım. Yani doğru bir insanmış. Mehmet amca, tapu senindir. Al buyurun, güle güle oturun. İstanbul Esenyurt'ta inşaatlarda çalışan bir kişi ev almak istedi ancak iddiasına göre dolandırıldı. Kendisine başkasının evinin gösterildiğini söyleyen o mağdur emlakçıya 90 bin lira verdi. Şimdi ortada ne ev var ne de para. Bana olmayan bir evi satmaya çalışmışlar. Hem 90 bin liramı aldılar hem de ortada bir ev yok. Ev satın almak istedi ama güç bela biriktirdiği parasından oldu. İddiaya göre emlakçı ona olmayan bir evi sattı. Bu yer yok. Hani tamamen uydurma. Ne para alabiliyorum ne evimi alabiliyorum. Mehmet Sıddık Tatlı inşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayla ev satın almak istedi. İnternette gördüğü bir ilanın emlakçısına gitti. Evi gezdi, gördü, beğendi. Satın almak için de 90 bin lira peşinat verdi. Kapora istediler, 6 bin lira verdi. 84 bin daha aldılar. Toplam 90 bin peşinat olarak göstereceklerini söylediler. Mehmet Sıddık sözleşmeyi imzaladı ve satın aldığını düşündü. O eve yeniden gitti. İşte gerçek de o zaman ortaya çıktı. Ben dedim, ben kardeşimi de aldım. Dedim biz tekrar eve bakmak istiyoruz. Kardeşim de bakacak eve. Eve gittiğimizde başkaları evdeydi.
Dediler biz evi almışız. Şoke olan Mehmet Sıddık evin sahibinin emlakçısına ulaştı. Söyledi sen nasıl oraya para kaptırabilirsin? Bir sürü kişiyi dolandırdı bu şekilde benim evlerimi göstererek. Mehmet Sıddık hemen imzaladığı sözleşmedeki adresi araştırmaya başladı. Ancak gerçekte ne böyle bir adres vardı ne de ev vardı. Yani parayı verdiği adres de ev de hayaliydi. Sözleşmeyi imzalarken o adrese bakmadınız mı? Yok. O aklıma gelmedi. Hani dedim emlakçı yani sonuçta. İddiaya göre Mehmet Sıddık sözleşmeyi iptal etti ama sorun bitmedi. Üstelik iddiasına göre tek mağdur da o değildi. Hani mahkemede benle birlikte 6 kişiyiz. De dediler biz sana parayı yatıracağız. Ondan sonra ben arıyorum cevap verilmiyor. O emlakçıysa iddiaları yalanladı. O parayı alana kadar da hani hiçbir şekilde bu işin peşini bırakmayacağım. Güncelleme kararı tartışma yaratıp kullanıcılar bir bir kaçmaya başlayınca WhatsApp yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Firma yeni sözleşmenin mesajların gizliliğini etkilemeyeceğini savunsa da karara tepkiler sürüyor. Geri adım atmazsa WhatsApp'ın kendisi kaybeder. Özel mesajlarınızı göremeyiz, aramalarınızı duyamayız. Gizlilik sözleşmesiyle başlayan tartışma büyürken kullanıcıları bu sözlerle uygulamada tutmaya çalıştı WhatsApp. Kişisel yazışmalarınızı uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam ediyoruz açıklaması yaptı. Sonuçta gizlilik politikasının hani devam etmesi gerekiyor. Ben geri adım atacaklarını düşünüyorum. Avrupa'da her gün WhatsApp'ı kullananların oranı %55 iken Türkiye'de o oran %94'lere çıktı. Uygulamayı en çok kullanan 9. ülke Türkiye. Ancak kullanıcılarını kaybetmeye başlayınca firmadan açıklama üstüne açıklama geldi. Gizlilik politikasındaki değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemediği vurgulandı. Çok fazla doğru bulmuyorum açıkçası bu kararı ama. Gizliliğiniz ifşa olur mu? Yani sanmıyorum. Ne olabilir ki? Rekabet Kurulu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da konuya ilişkin inceleme başlattı. Kullanıcılara yeni sözleşmeyi onaylamaları için verilen tarihe yani 8 Şubat'a kadar sürecin takip edileceği, konunun yeniden değerlendirileceği açıklandı. Onların pes etmelerini bekliyorum. Herkesin özeli var. Karışmaları yanlış. Bunun incelenmesi gerekiyordu bence de. Tartışma sürerken Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg'ün bir videosu yayıldı sosyal medyada. Video Zuckerberg'ün konuk kendi kişisel verileri olunca gizlilik konusunda ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ beraat etti. Geçmiş yıllarda sahte fatura kestiği ve vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Bugün mahkemeden ünlü oyuncuya müjde gitti. Selamlar, duruşmaya geldik. Duruşmamızı bitirdik. Vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Ünlü oyuncu o davadan beraat etti. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kestiği iddia edildi. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Selamlar, duruşmaya geldik. Duruşmamızı bitirdik. Belli başlı konularda zaten açıklamamızda yaptık. Muhasebecisine vergilerini ödemesi için para verdiğini ancak muhasebecinin o parayı yatırmadığını savunmuştu. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandı. Bugün son duruşması vardı. Tatlıtuğ'un suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçe gösterildi. Beraatine karar verildi. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görenleri hayrete düşüren bir hayratı göstereceğiz şimdi sizlere. Bakın burada daha net görülebilsin diye de özellikle yazanı büyüttük, hayrattır, içilebilir su diyor ama içilemez. Doğru değil, içilemiyor. Çünkü gördüğünüz gibi tamamen korkuluklarla çevrili. Ara sokakta, Üsküdar'da ara sokaktaki çeşme demir korkuluklarla kapatılmış, kilitlenmiş. Nedeni daha önce çeşmenin başına gelenler. Bir çeşmenin başına en fazla ne gelebilir ki, değil mi? Ama öyle değil işte. Peki niye insan için yapılanı yine insandan korumak gerekti? Haberimizi izleyelim, onu bir anlayalım. Gündüz açık,
akşam kapalı. Çok saçma. Yani tümden açık olması lazım hayratsa madem. Hayrına yapılan bir işse. Kilitlenmemesi gereken bir yer. Akşamları kilitleniyormuş sanırım. 5-6 civarında, yazın daha da geç saatte kapatıyorlar. Evet. Biraz ironik olmuş akşam kilitlenmesi. Çeşmenin yanında hayrattır yazıyor yazmasına ama sadece gündüzleri kullanılabiliyor. Yani bu benim çok kullandığım bir çeşme. Sabahları, öğlenleri kullanıyorum ama akşamları maalesef kullanamıyorum. Ne zaman ihtiyaç olduğu belli olmaz. Bir garip hayrat, yanında hayrattır, içilebilir su yazıyor olmasına rağmen akşamları demir parmaklıklarla kilitleniyor. Adeta kıymetli bir mücevher gibi korunuyor. Sebebi de daha önce defalarca çalınmış olması. Musluk sarı mı, o kadar kıymetli mi, elmas mı, ne, yakut mu? Susadım. Kolayı. Demek ki kolayına kaçmışlar arkadaşlar. Çeşmeyi daha evvel çaldılar mı onun farkında değilim. İkinci bir çeşme mi kondu ama orijinal diye biliyorum. Çeşme bir vakfın önünde ve iddiaya göre daha önce hırsızların hedefi oldu. Tarihi bir çeşme sanılıyor. Bir pirinç malzeme olduğu sanılarak satılabileceği düşünülerek çalınmaya çalışılıyor yani. Oraya bir farklı bir çözümle çalınması engellenebilir. Çalınmasının önüne geçmek için de vakıf yetkilileri böyle bir önlem aldı. Hizmeti sürdürebilme adına çeşmemizi koruma altına aldık. Kilitliyorlar sayıyı ama ne kadar o zaman da hayrat oluyor onu da bilmiyorum. Gece gündüz 24 saat insanlar içecekse faydalanması gerekiyor. Haberin merkezinde Şovan Haber'deydiniz. İyi akşamlar.